Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki Pendik maçına çok fazla hazırlanamadık. Çünkü bir gün arayla biz maça çıktık. Sonuçta Perşembe günü 11'de başlayan maç işte gece 1'de bitti. O gece orada kaldık. Sabaha karşı geldik Türkiye'ye. Maçtan bir gün önce biter idmanıyla bugün maça çıktık. Şimdi burada ilk yarıyı değerlendirirsek top 23 dakika oyunda kalmış. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Buraya gelip sürekli bunu bir takım yapıyor, o ondan görüyor, o da onu. Aynı şeyi uygulamaya başladılar. Kaleciden başlıyor, oyunu yavaşlatmalar, yere yatmalar. Sürekli oyunu durdurmak, bizim oyun hızımızı kesmek, bizi yavaşlatmak için bunu artık şeye getirdiler. Yani böyle adet haline geldi maalesef. Sonuçta buraya bu kadar insanlar geliyor. Futbol izlemeye geliyorlar. Biz onlara futbol izletmek isterken ülkemizin, futbolun marka değerini biz nasıl yükselteceğiz? Nasıl yani bunun önüne geçeceğiz? Böyle bir kural yok. Şimdi oyuncu sakatlanıyor. Tabii ki sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Önemli olmalıdır. Fakat adam dışarıda sakatlanıyor. Kendini sahanın içine atıyor. Sonra sakatın diye yere yatıyor. Doktor giriyor, sedde giriyor. Dışarı alıyorlar, bir saniye sonra oyuna giriyor. Eğer gerçekten sakatsa, yere yatmışsa, yani birazcık biz saygılı olmalıyız. Futbola saygılı olmalıyız, kendimize saygılı olmalıyız, mesleğimize saygılı olmalıyız, karşı takıma saygılı olmalıyız, kendi takıma, kendi hepimizin birbirimize saygılı olmalıyız. Benim oyuncum da bunu yapıyorsa, aynı şeyleri onlar için söylüyorum, konuşuyorum. Ancak biz böyle bir yere varamayız. Şimdi her maç bizim Kadıköy'e gelenleri hepiniz seyrediyorsunuz. Şimdi bu böyle mi olması lazım? Böyle mi futbol oynanacak? Bir de kartlara gelelim şimdi. Mesela bir oyuncu var. 5 dakikada 4 tane faul yaptı. 2 tanesi tekme. Net sarı kart. Belki de ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Hiç kart verilmiyor. Bizim oyuncularımız en ufak bir teması girildiği anda hiç böyle pas geçilmeden direkt sarı kart gösteriliyor. Şimdi bu nasıl olacak? Benim takımım peki ben buna ne yapabilirim? Oyuncularım buna ne yapabilir saha içerisinde? Sürekli yere yatanlar var. Sürekli oyun duruyor. Bir oyun temposunu arttırarak bir oyunu oynamak için yani bizi elimizden o zaman alınıyor yani. Önümüz kesiliyor gibi bir şey oluyor o zaman oyun içerisinde. İlk yarı böyle geçti. Çok fazla zaten böyle bir ortamda ne futbol oynayabildik ne pozisyon var hiçbir şey yok. Yapamadık. Yapamazsınız zaten. İzin verilmiyor bu şekilde. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuncularıma sakin olmaları gerektiğini, bizim kendi işimizi yapmamızın gerektiğini, rakibin yere yatmasına tamam bize fırsat vermememizin gerektiğini, hemen hızlı goller atarak onlar bu şekilde önüne geçmemiz için daha aktif oynamalıyız, daha üretken oynamalıyız, daha sakin olmalıyız diye böyle bir konuşma yaptık. Yaptığımız değişikliklerle de ikinci yarı oyunun büyük bölümünü ele geçirdik. Attığımız gollerle de bugün maçı kazanmasını bildik. Sonuçta aldığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi de destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kalara geçiyor. 111 dakika futbol oynandı bu akşam. Topun oyunda kalma zamanı 47 dakika olmuş. Bu ne olduğunu gösteriyor zaten. Yani rakip takımın ne kadar oyunu durdurduğunu, oyunu yavaşlattığını, bu yere yatmalarla ilgili ne kadar futbolun önüne geçtiğini her şeyi anlatıyor burada. Ama çok şükür ki maçı kazanmasını bildik. İkinci yarı oyuna giren oyuncularım da üzerine düşenleri yaptılar. Gerekli reaksiyonu gösterdiler. Kazandığımız için mutluyum. Ya şimdi iyi çalıştık. İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk yarışında biz ve karşıdaki rakibimiz onlar da iyi gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. Sonuçta bu galibiyet serisini biz sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ki şampiyon olabilmemiz için. Bunun için de oyuncularımla sürekli konuşuyoruz, sürekli çalışıyoruz. Şu anda oynayan herkes bu işe fazlasıyla inanıyor. Fazlasıyla herkes işin içine girmek istiyor. Oynamayan çok üzülüyor, oynayanı destekliyoruz. Şu an iyi bir ortamımız var. Sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz biz. Şöyle bir şey, Perşembe günü bizim çok çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazandıysak da maç oynanmadan kazanılmıyor. Oynayacağımız rakibimiz sert bir takım. İçeride dışarıda 3-0 mağlup da olsa aynı performansı burada da sergileyecekler.
Oradaki maçı da düşünerekten maçtan önce zaten Jadon'dan Ciku'yu birer devre oynatacağım. Çünkü ikisi oynayacak. Başka elimizde stoper yok. Mert Müldür'ü oynattık. Bright'i dinlendirmek istiyorduk. Sonuçta ikisi de hem sarı kart gördü hem de bu değişiklikleri önceden planladığımız için. Çünkü ikisiyle devam etsek bir ikinci sıradan oyuncumuz atsa belki burada maçı da çevirememeyebilirdik. Hem o anlamdan hem taktik açısından iki değişikliği yaptık. Çünkü iki oyuncu da oyuna girdikten sonra oynamaya çalışan, özellikle Ciku orijin stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor. Sonuçta yaptığımız değişiklikler bugün karşılığını verdi. Ben de bundan çok memnunum. Son 8 yılda ilk defa, son 8 yıldır bizim sahamızda bize 29 faul yapan bir takım olmuş bu akşam. Son 8 yıldır. İçeride arkadaşlarım bana bunu söyledi. Şimdi ben bunu sizin ve kamuoyunu takdirine bırakıyorum. İlk 5 dakikada Mamat Uyam'ın belki de ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Bırakın atılmayı, bir tane sarı kart görmüyor. Bizim oyuncumuz bir temas yapıyor, hiç ıskalamıyorlar. Hemen sarı kart. Öbürüne sarı kart. Oyuncularımız ne oluyor bu sefer? Bu sarı kartı görünce siniyorlar. Çünkü onun haricinde bir dengesiz, bir kontrolsüz girdiği zaman ikinci sarıdan atılabilir. Onun için birazcık daha kontrollü ve dengeli oynamak mecburiyetine kalıyorlar. Bunu ben sizin söylediğinizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Her şey ortada çünkü. Teşekkürler. Şu an 4 tane sakatımız var. Liverpool'un bugün 13 tane sakatı var. Aydınlatmak için söyleyeyim sizi. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Bu çok normal bu sakatlıkların olması. Haftada bir maç oynasınız. Sakatlıklar minimuma indirebilirsiniz. Çünkü bugün oyuncularımın çoğu milli takıma giden 51. maçını oynadılar. Bu çok yüksek bir rakam. Kolay değil. Bak bugün bu maça biz bir gün dinlenerek çıktık. Cuma günü akşam 7'de tesislere girdik biz. Cumartesi biter idmanı yaptık. Bugün maça çıktık. Onun için bu gerçekten kolay bir şey değil. Zaten UEFA, FIFA bunun bu kadar çok fazla maç oynamanın insan vücudunun kaldıramayacağını ve bununla ilgili sürekli bir çalışma halindeler. Futbol adamları, bilim adamları bunu nasıl yani futbolcuları bu kadar daha az maça çıkartabiliriz? Futbolun daha akışkanlığını, daha belirgin bir şekilde güzel futbol oynanarak maçların tamamı hatta zamanı bile kısaltarak daha az maç yaptırarak bunun üzerinde bir çalışmalar var şu anda. Ama bir sezonda 70 maçı kolay kolay yani bu insanlar, bu sporcular kaldıramaz yani. 2,5 günde maç oynuyorsunuz, bu kolay bir şey değil. Hep yüksek performans. Niye? Bir hedef var, bir şampiyonluk var, bir kupa mücadelesi. Bu kolay bir şey değil. Bu sakatlıklar çok normal. Şu an bize 4 tane var. Bir tanesi zaten geçti gibi. 3 tanesi çok normal yani. 9 maçla ilgili gelince biz maç maç önümüze bakıyoruz. Her maçı kazanıp bir sonraki maçı düşünüyoruz. Günün sonunda ne olur onu nasip diyelim yani. Şimdi herkesin demince söylediğim gibi sanki 3-0 yendik de turu geçmişiz gibi ortam hava var. Hiç öyle düşünmüyorum ben. Perşembe günü bu takım yani gerçekten iyi bir takım, sert bir takım. Şu anda hocalar onların maçı var, onu izliyorlar. Aynı ciddiyetle, aynı sertlikle, aynı oyunumuzla burada onlarla tekrar mücadele edip turu burada Perşembe günü oynayarak turdan geçmek istiyoruz. Ama futbol oynanmadan, kazanılmadan tur atlanmıyor. Böyle bir rahatlık var. Medyada konuşmalar vesaire. Biz öyle düşünmüyoruz. Aynı ciddiyetle Perşembe günü rakibimizin karşısına çıkacağız. Daha onunla ilgili orası belli değil. Beka'nın yetişme durumu var. Açık söyleyeyim size. Yani Trabzon maçına Beka yetişebilir.